her şeyde bir hayır vardır cümlesi güzel ve sırlı bir cümledir. Zira başımıza gelen hadiseleri, her şeyi bilmemizin imkanı yoktur. Ve bilemeyin, o hadiseler hayır mı yoksa şer mi? Allah dostları kanalımızda dini içerikler, Allah dostlarının hayatları ve etkileyici kıssalarını anlatmaya çalışıyoruz. Videolarımızı beğenip paylaşıp abone olursanız sizler de bu sevaplardan hissedar olacaksınızdır. Samimi duygularınızdan dolayı Allah razı olsun. Videomuza devam edelim. Her şeyde bir hayır vardır sözünü aklımızdan hiçbir zaman çıkarmamalıyız. Bazen insan bu hakikati algılayamaz ve der ki, acaba neden şimdi benim başıma bu geldi? Kendine göre başına gelenleri yorumlar. Şeytan ve nefis de araya girince olumsuz düşünür ve bazen de bunalıma girer. Bu olayların altında bilmediğimiz birçok hikmetler vardır. Yani biz neyin hayır, neyin şer olduğunu bilemeyiz. Bazen hayır gördüğümüzde, şer gördüğümüzde hayır olması muhtemeldir ki zaten Bakara suresi 216 ayet ona işaret etmektedir. İleride anlatacağımız örnek ve kıssalarla konunun ne kadar önemli olduğunu anlayacaksınız. Bazen hoşunuza gitmeyen bir şey sizin için hayırlı olur. Kimi zamanında sevip arzu ettiğiniz bir şey sizin için şerli olabilir. Sonuç itibariyle neyin hayır ve neyin şer getireceğini sadece Allah bilir. Siz bilmezsiniz. Anlatılır ki bir vakit şeyh talebelerini toplamış. İçlerinde liyakatli talebesi de varmış. Onlara demiş ki, olmaz da Allah'ın gücü sizde olsaydı ne yapardınız? Birisi demiş ki, bütün hastaları iyi eder, diğeri orada olanlara yardım eder. Bir başkası açları doyururdum. Böyle devam etmiş. En son o liyakatli talebeye gelince, ben hiçbir şey yapmazdım, zaten olan en güzelidir deyince herkes bir an duraklamış. Hocaları tebessüm etmiş ve onu tasdik etmiş. Böylece o talebenin liyakati öbürlerinden üstünlüğü, ben hiçbir şey yapmazdım, zaten olan en güzelidir diyerek her olanın Allah'ın her yaptığında bir hayır olduğunu kabullenerek bir ders vermiştir. Şeyhi de bu olayla müritlerine bir ders vermiştir. Yine anlatılır ki zamanın birinde bir padişah varmış ve avlanmayı çok sever. Sık sık avlanırmış. Padişahın akıllı ve her şeyin ona danıştığı, her şeyin hayırlısı ve her şeyde bir hayır vardır sözünü dilinden düşürmeyen veziri var mı? Padişahın başına bir hadise geldiğinde hemen veziri padişaha, üzülme padişahım, her şeyde bir hayır vardır der. Bazen padişah bu yüzden ona çok kızarmış. Yine bir vakit padişah demiş ki, yarın hava güzel, nereye gidelim? Vezir bir yer söylemiş, gitmişler. Lakin avlanırken padişah elini yaralamış. Eli iyileşse de elinde derin bir yara izi kalmış. Padişah kızmış, veziri ise her işte bir hayır vardır. Padişahım üzülmeyin demiş. Bu cevap üzerine padişah kızıp, ben elimi kestim, her işte bir hayır vardır diyorsun diyerek veziri zindana attırmış. Ama vezir zindana giderken dahi her şeyde bir hayır vardır diyormuş. Padişah vezir delirmiş. Zindana atırıyorum, yine aynı şeyi söylüyor demiş. Bir vakit sonra yine padişah avlanmak için tekrar yola çıkmış. Bu sefer uzak yere gidelim demiş. Ama avlanırken oranın yerlileri baskın yapmış ve onları esir etmişler. Yerlilerin adeti üzere her gün bir esiri kurban ederlermiş. Sıra padişaha gelince onu bırakmışlar. Onların inançlarına göre kurban ettiklerinde kusur olmamasıdır. Sakat ya da yaralı birini kurban etmezlermiş. Bu nedenle padişah ölümden kurtulmuş, padişahın aklına veziri gelmiş. Ve ona hak vermiş, ülkesine dönünce vezirini serbest bırakmış. Ve pişman olmuş, af dilemiş vezirden. Sonra yine bir soru sormuş. Hadi benim elimin kesilmesini anladık da senin zindana girmene ne dersin? Hayır bunun neresindedir demiş. Vezir demiş ki, ben de zindanda olmayıp sizinle gelseydim. Şimdi o yerliler başkaları gibi beni de kurban etmiş olacaklardı. Velhasılı kelam, evet, her şeyin en hayırlısını bilen sadece Allah'tır. Eğer başımıza bir musibet, bir bela geldiği vakit hemen sinirlenmemek lazım ve isyan etmemek lazım. Her işte vardır bir hayır diyerek tevekkül ve tefekkür etmemiz lazım. Eğer işiniz yolunda gitmiyorsa ve bazı sıkıntılarla karşılaşıyorsanız her zaman bu hakikat aklınıza gelsin. İnşallah başaranlardan oluruz. Amin. Bu videolarımızı beğenip paylaşıp abone olursanız sizler de bu sevaplardan hissedar olacaksınızdır. Samimi duygularınızdan dolayı Allah razı olsun.